Evet, son bakışta aklınızda olsun diyoruz. Aslında bu konuyla ilgili de çok değerli bir uzmanımız yanımda. Abdülkadir Özbek, hafıza teknikleri uzmanı efendim. Aklınızda olsun diyoruz, unutmayın mı demek istiyoruz? Unutmak var mı Abdülkadir Bey? Aslında unutmak diye bir şey yok. Neden? Biz yanlış hatırlayamamak var. Hatırlayamamak var. Evet, unutmayı ben kullandığım zaman hatırlayamamak anlamında kullanıyorum. Çünkü insan doğduğu günden şu ana kadar yaşamış olduğu her şeyi zihnine aslında kaydediyor. Hı hı. Ama o kayıtlı olduğu yerden çağırmakta zorlanabiliyor, hatırlamakta zorlanabiliyor. İşte hafıza teknikleri gibi teknikler sayesinde onları daha kolay çağırabiliyoruz. Siz uzun yıllardır bu konuyla ilgili çalışmalar evet. yapıyorsunuz. Bu konuyla ilgili eğitimler veriyorsunuz. Evet. Sempozyumlar düzenliyorsunuz. Birçok şirketle, kişilerle, evet. öğrencilerle çalışıyorsunuz özellikle mesela. Şimdi en çok bizi zorlayan nedir? Bizim hafızamızda nasıl güçlendirmeliyiz? Kendimizi nasıl hazırlamalıyız mesela? Tabii. Öyle sorsam. Şimdi bu işte iki tane bölümden bahsedeceğim. Ben ilk aşamada bizim hafızamızı bir arabaya benzeteceğim. Son model bir araç. Bu aracın yağını, suyunu iyi koyup bakımını iyi yapmak lazım. İşin öncelikle altyapısını iyi bir hazırlamak lazım. İkinci aşamada da bu aracın yağını, suyunu, bakımını yaptıktan sonra daha sonra bunu ileri sürüş tekniklerini bilmek gerekiyor. Teknikler İkinci kısımda da teknikler geliyor. Gelecek. Şimdi şu anda özellikle yaşamış olduğumuz çağda birçok şeye maruz kalıyoruz. Birçok veriye maruz kalıyoruz. Etrafımızda çok hızlı bir hayat akıyor gidiyor. Ve bu yaşam bizim zihnimizi gerçekten zorluyor. Burada hafıza tekniklerine geçmeden önce beynimizi nasıl geliştirebiliriz? Öncelikle bu altyapıyı nasıl sağlam hale getirebiliriz? Ona kısaca değinmek lazım. Burada 4 faktör var. Yani 4-4'lük bir hafızaya sahip olmak istiyorsak 4 tane maddeye dikkat etmemiz gerekiyor öncelikle. Birinci maddemiz bizim almış olduğumuz gıdalar. Sağlıklı beslenme çok çok önemli. Beyni arabaya benzetmiştik ya, yani arabaya giden yakıt, ağızdan giden yakıtlar ilk aşamada dikkat edilmesi gerekiyor. Birçok şeyle besleniyoruz. Eğer dengesiz besleniyorsak, özellikle de aşırı yağlı, tuzlu, şekerli besinler çok fazla tüketiyorsak beynimize yani arabamıza bozuk yakıt gidiyor. Hafızayı kuvvetlendiren yakıtlar almak lazım. Bunlar neler? Çoğumuzun bildiği ceviz var. Onun yanında kuru baklagil, kuru fasulye, nohut, işte ısırgan otu çayı mesela çok faydalıdır. Havuç, pekmez, sınav dönemlerinde olan öğrenciler için bu çok kritiktir. Diyelim yarın sınavınız var, bugün ders çalışıyorsunuz, hızlı bir zihinsel performans artışı istiyorsunuz. Ne o zaman lazım? Pekmez yemek pekmez. Çok çok faydalı. En faydalı besin ise hafızayı kuvvetlendirmek için omega 3'tür. Özellikle de yağlı balıklarda bulunur bu omega 3. Somon balığında, özellikle de Norveç somonunda ciddi bir şekilde bulunuyor. Omega 3'ü aldığımızda hafızamız gerçekten kuvvetlenmeye başlıyor. Ama mesela bunu sağlıklı yaşam olarak da hayatımıza sokmak tabii, gerekiyor tabii, değil mi? Tabii. Yani zaten, hani bunu sürekli devam tabii, ettirmek gerekiyor. Tabii ki yani dengeli ve sağlıklı beslenmek birinci kural. Birinci maddemiz 4-4'lük hafıza İkinci için. İkinci kuralımız ne? İkinci kuralımız da gözden giden yakıtlarla ilgili. Nasıl yani sadece oluyor? Ağızdan gitmiyor, gözden de yakıt gidiyor. O nedir? İzlediğimiz görüntülerdir. Hı hı. Televizyonda, internette, sinemada maruz kalmış olduğumuz görüntüler çok çok önemli. Orada şiddet, vahşet ve cinsellik içerikli görüntüleri çok fazla izliyorsak beyin bundan olumsuz etkileniyor. Hı hı. Almanya'da bir kurum var, Beyin Araştırma Kurumu. Başkanı Dr. Ben Fischer şunu söylüyor. Diyor ki, 2 saat boyunca televizyon seyreden bir insan zihninin eski haline gelebilmesi için en az bir hafta zihin egzersizi yapması gerekir. Aslında esirlere, savaş esirlerine de bir dönem uygulanan tekniklerden bir tanesi evet. de buydu. Biz Irak'ta ve şeyde de gördük evet. bunu ne yazık ki. Bazı tekniklerde de beyin yıkama olarak da kullanılıyor evet, aslında saatlerce, görüntü ve evet, saatlerce bir noktaya bakmak, çıldırtmak. Hipnoz olmuş gibi. O görüntülere maruz kalmak insan zihnini çok olumsuz etkiliyor. Yani bunu aslında biz kendimiz de yapıyoruz, bilmeden yapıyoruz. Yapıyoruz. Çocuklar için ne evet. kadar önem taşıyor? Çocuklar için özellikle son zamanlarda baktığımız zaman işte aileler çocukları yemek yesin, efendime evet. söyleyeyim uslu dursun, kendi işi varsa onu halletmek için bir ekran karşısına geçirip saatlerce çocukların televizyonda çizgi film izlemelerine veya akıllı bilgisayarlarda ya da iPad'lerde evet, yani evet. evet o akıllı bilgisayarlarda, tabletlerde vesaire ciddi bir şekilde bırakıyorlar çocuğu onun Peki, başına. Peki hiç izlemeyin mi diyorsunuz? Ben şöyle diyorum. Bunları uygun olarak kullanmak lazım. Küçük yaştaki çocuklarda olabildiğince az izlemelerini tavsiye ediyor uzmanlar. Özellikle Avustralya'da yapılan bir araştırmada 2 yaşındaki, 3 yaşındaki çocukların bu çizgi film faydalı dahi olsa hı hı.
öğretici olsa, öğretici dahi olsa izlenmemesi gerektiğini söylüyor. Şundan dolayı saatlerce çocuk oraya bakıyor, etrafıyla iletişim kurmuyor. Anne sesleniyor, kardeşi sesleniyor, duymuyor. İletişim yok, konuşma yok, dokunma yok. Birçok duyuyu kullanmıyor. Daha sonra bu ciddi sıkıntılara sebep oluyor. O yüzden mümkünse ailelerin onunla çok daha kaliteli zaman yani geçirmesi tavsiye. Yani bildiğimiz hipnoz oluyor evet, o zaman. Evet, bir nevi hipnoz oluyor. Hı hı. Ve bu olumsuz bir etkiye nasıl sahip. Nasıl kullanmalı peki? Şöyle, şu anki bilgisayarları özellikle eğitici, öğretici anlamda insanlar kullanabilir. Benim de 2,5 yaşında bir kızım var. Biz de tablet bilgisayar kullanıyoruz. Ben onun içerisine mesela yapbozlar yüklüyorum. Onun içerisine işte resim yapma programları var. Zekasını kullanabileceği, daha böyle hayal gücünü kullanabileceği şekilde programları yerleştirdiğinde onları da zaten zevkle yapıyor. Yaratıcılığını evet, yükseltiyorsunuz. Kesinlikle. O yüzden olumlu güzel programları yüklemelerini tavsiye yani ederim. Yani şöyle anlayabilir miyim? Kendisinin de içerisine girebileceği evet, programlardan bahsediyoruz. Etkileşim olması lazım. Yani yorum katabilmeli, zihnini kullanabilmeli. O zaman bu faydalı bir araç haline geliyor. Aksi takdirde sadece bakıp oradan veri akışı sağlanıyor, etrafla iletişim kurmuyorsa o olumsuz. Evet, aileler için çok önemli evet, bir uyarıda bulunuyoruz. O çok olumsuz etkiye sahip oluyor. İkinci faktörümüz yani bu izlediğimiz şeylere dikkat etmemiz. Üçüncü faktör hafızamızı etkileyen, üçüncü çok önemli bir faktör uyku. Çok uyumak ya da çok az uyumak da hafızayı olumsuz etkiliyor. Ortalama 6-7 saatlik bir uyku yetişkinler için yeterli. Burada kritik nokta da şudur, sabah erken kalkmaktır. Özellikle de güneş doğduğunda uyanık olmaktır. Ah bana güneş mı söylüyorsun, nasıl kalkacağım gece, ben? Gece de yatış saatine dikkat etmek lazım. Gerçekten sabah ben bunun erken kalkmanın çok ciddi faydasını kendim hem öğrencilik döneminde hem şu anda iş yaşantımda görüyorum. İnsanın gerçekten güneş doğduğunda uyanık olduğu zaman zihni çok daha açık oluyor. Peki metabolizma nasıl etkileniyor? Onu kısaca anlatabilir miyiz? Neden o saatlerde neden daha o saatte, zihin evet, açık oluyor? Güneşin güneş doğduğu anda yaydığı bir enerji var. İnsan eğer o saatte uyuyorsa, gözler kapalıysa o enerjiyi tam olarak alamıyor. Hmm. Dikkat edin doğaya. Güneş doğduğu anda bütün doğadaki canlılar kalkıyor. Hayvanlar kalkıyor, çiçekler işte açılıyor, ondan sonra işte kuşlar ötüyor, köpekler havlıyor vesaire. Ama insan yatmaya devam ediyorsa zihnini gerçekten o enerjiden mahrum bırakıyor ve farkı aslında yaşadıklarında görecekler. Yani zorlanabilir insan eğer bir hayat şekli varsa, sabahlar erken kalkmıyorsa ilk birkaç hafta zorlanabiliyor. Ama bunu yaklaşık bir 20 gün sabrederek uygularsa bu bir alışkanlık haline dönüşmeye başlıyor. Ve başarılı insanların hayatlarını okuduklarını görecekler. En belirgin özelliklerinden bir tanesi güne çok erken başlamalarıdır. Sabah erken kalkan erken gerçekten yol alıyor. Bu çok çok hem zihinsel anlamda hem iş hayatında maddi getirisi de çok ciddi oluyor. O yüzden bu alışkanlığı kazanmalarını hem zihinsel gelişim için hem de maddi gelişim için tavsiye ediyorum. Son faktörümüz de dört dörtlük hafıza için spor yapmaktır. Hareketsiz bir yaşama sahipse kişi buradan yine zihinsel performans olumsuz etkileniyor. Yani ben dengeli besleneceğim bir, ikincisi televizyonda izlediğim şeylere dikkat edeceğim. Uykuma dikkat edeceğim, spor yapacağım. Bakın eski dedelerimiz, ninelerimiz, eski toprak dediğimiz kişilerin hayatlarına bir bakalım. Dengeli besleniyorlardı, organik besinler zaten vardı. İkincisi televizyon vesaire yoktu, bu kadar maruz kalmıyorlardı bu tarz görüntülere. Üçüncüsü sabah erken kalkıyorlar, üzerinize güneş doğmasın diyorlardı. Hı hı. Ve ister istemez hareketli yaşam vardı. Yani araçlar, yürüyen merdivenler, asansörler bu kadar yaygın değildi ve ister istemez hareket ediyorlardı. Ve ne yapıyorduk? Gördüğümüz zaman ya gerçekten inanılmaz bir hafızaya sahip var diyoruz. Benim dedem 85 yaşında. Maşallah. Gerçekten iyi bir hafızaya sahip olduğunu hep düşünüyorum. Hep eskileri hatırlamaları da evet, yani aslında unutmuyoruz dediğiniz gibi. Sadece evet, hafızayı altlara kesinlikle, gömüyoruz. Kesinlikle yani bu dört faktör insanlar, bizi izleyen kişiler eğer benim hafızam kötü diye düşünüyorlarsa hayatlarını bir gözden geçirsinler, günlük yaşantılarını bir gözden geçirsinler. Bu dört faktörle ilgili neler yapıyorlar bunlara baksınlar. Bunları düzelttiğinde yani bu o zaman yakıtı güzel veriyoruz şu anda evet, arabaya şeklinde. Aynen yani yağını suyunu koyduk, bakımını yaptık. Ama ben diyelim buraya bir Formula 1 arabası getirdim. Tam performans almak istiyorsam o aracın yakıtının iyi olmasından, işte motorun iyi olmasının yanı sıra bir de kullanmayı ileri bilmem sürüş lazım, tekniklerini bilmem gerekir ki tam performans alayım. Bilmezseniz ne olur? Çıkarsınız otobana. O araçta 500 basacak bir ortam varsa siz 100 ile 200 ile gitmek zorunda kalırsınız. Şu anki mevcut durum aslında bu. Eğitim sisteminde de bu. Hı hı. Muhteşem beyinlere sahibiz ama nasıl bundan tam performans elde edeceğiz bilemiyoruz.
50-60'la gidiyoruz. Sonra veliler de çocuklarını suçluyorlar. Ya benim çocuğum anlamıyor, konsantrasyon bozukluğu yaşıyor. Veya derslerde başarısı, ilaç alsın mı vesaire, bu tarz şeyler söylüyor. Yani bu beyni kullanma kılavuzu çok önemli ve biz yıllarca, ben bunu üzülerek söylüyorum, öğrenmek zorundayız. Yani ilkokuldan orta, üniversite sona kadar, yüksek lisans doktora programlarında katarsak yıllarca öğreniyoruz ama öğrenmeyi öğrenmeden öğreniyoruz. Hı hı. İnsan nasıl kaydeder zihnine bilgileri, nasıl kolay hatırlar? Bunu bilmeden çok ciddi emek harcayarak, zaman harcayarak bu bilgileri zihnimize kaydetmeye çalışıyoruz. Halbuki işin kolayı var. Boşa zaman harcıyoruz. Kesinlikle yani. İsraf ediyoruz aslında. Peki o zaman ilk uçlarından başlayalım. Evet, seyircilerimiz işin, de merak ediyordur. Bu dört faktöre dikkat ettikten sonra işin ileri sürüş teknikleri kısmında da hafıza teknikleri karşımıza çıkıyor. Birçok teknik var hafızada ama bunların ben 5 tane ortak özelliğini söyleyeceğim. Yani 5 adımı uyguladığı zaman kişi gerçekten bir bilgiyi ömür boyu hatırlayabilir. Birinci faktör, birinci maddemiz bizim hafıza tekniklerini uygularken olumlu tutum sahibi olmaktır. Bu aslında birçok şeyde de geçerli. İnsanlar şunu söylüyorlar, özellikle bu eğitimleri vermeye başladığımdan beri birçok kişi geliyor diyor ki hocam hafızam çok kötü. Gitgide kötüye gidiyor. Tanıştığım insanların isimlerini hemen unutuyorum. İşte bu dersleri bir türlü kafam almıyor. Kolaya kaçmak gibi geliyor Abdülkadir, evet, bana. Ya kişiler bunu ve dillendiriyorlar. Hem kolaya kaçıyorlar hem bunu üstüne söyleye söyleye öyle bir noktaya geliyor ki ağızdan çıkan kelimeler kulaktan giriyor ve beyni programlıyor. Kendimizi mi ikna ediyoruz yani? Öyle bir durum bir nevi var. Öyle. Yani atalarımız bu durumu tespit etmiş ya yıllar önce. Şu sözde de tescil etmiş. Bir adama 40 gün deli dersen delirir diye. Beynimizi olumsuz programlıyoruz. Giriyoruz bu bilgileri. Datayı, ondan sonra da görüntü o şekilde çıkıyor. Hafıza kötü olmaya başlıyor. Hafızası kötü bile olsa kişinin kesinlikle bunu söylememeli. Hı hı. Çünkü bunu söyleyerek düzelten yok daha. Bunu söylemeyeceğiz. Birinci adım bunu söylemeyeceğiz. Evet. Ve aksine de şunu yapacağız. Kişilere isimleri sorarken, bilgileri kaydetmeye çalışırken benim hafızam iyi, gitgide iyi gidiyor ve bu bilgiyi şimdi hafızama kaydedeceğim diye kendime söyleyeceğim. Hı hı. Kapıyı açacağım öncelikle. Bu bir. İki, odaklanma. Konsantrasyon bozukluğu yaşıyorsa kişi, aynı anda işte birçok şeyle uğraşabiliyorsa vesaire, konsantrasyonda sıkıntı yaşıyorsa gene hatırlamakta zorlanıyor. Odaklanma çok önemli. O konsantrasyonu artırmak adına da iki tane faktörden bahsedeceğim. Bir, önem vermek. Bir bilgi sizin için hayat memat meselesi ise, çok önemliyse, orada tabiri caizse radarları açıyorsunuz. Konsantrasyon zirve yapıyor, kayıt kolaylaşıyor. Çok önemli bir şahısla tanışacağınız zaman onun ismine dikkat ediyorsunuz ve daha kolay hatırlıyorsunuz. Önem vermek. Ders çalışırken bu dersler nerede benim karşıma çıkacak? Bunların hayatta bir karşılığı yok. Psikolojisiyle olaya yaklaşırsanız önem azalıyor, konsantrasyon da azalıyor. Bir, önem vereceğiz. Bir de izleyen özellikle çocukları olan veliler varsa onlara bir tavsiyede bulunacağım. Bu bir velinin bana anlatmış olduğu bir şey. Bir gün geldi bir veli Yozgat'ta seminer çıkışında, dedi ki hocam benim ilkokul 1'e giden bir çocuğum var. Ders başarısı çok zayıftı. Devamlı zayıf not getiriyordu ama ben bir uygulama keşfettim. Bir uygulamayla bir ayda derslerin tamamı düzeldi. Şu an 100 üzerinden 90'ın aşağısında not getirmiyor dedi. Ne yapmış? Bir ayda bir uygulama. Ben de şaşırdım, sordum ne yaptınız diye. Bir kırtasiyeye gittim dedi. Bir yazı tahtası aldım, eve geldim. Ayaklı yazı tahtası. Çocuğumu yanıma çağırdım. Dedim ki bak evladım, sen gidiyorsun derslere, herhalde hocalara dikkatle dinleyemiyorsun. Sonra zayıf not geliyor ve biz bu duruma çok üzülüyoruz demiş. Bu velinin yaklaşımı da bu arada çok önemlidir. Birçok veli böyle bir durumda olumsuz tepkiler verir, kötü sözler söyleyebilir. Burada suçlamamış, yargılamamış çocuğu, başkasının çocuğuyla kıyaslamamış ve ben üzülüyorum demiş. Ve ikinci adımda şunu söylemiş. Demiş ki bak ben buraya bir tahta aldım. Bundan sonra gideceksin. Hocalarını dikkatli dinleyeceksin ve akşam eve geldiğinde bu tahtanın başına geçeceksin. Sen bizim öğretmenimiz olacaksın, biz de senin öğrencin olacağız. Anlatacak. O gün ne öğrendiysen bize anlatacaksın demiş. Ve çocuk gitmiş dinlemiş dersleri, akşam da ailesini anlatmış. Bir ay içerisinde derslerini düzeltmiş. Çok güzel bir yöntem. Anlatmak en iyi öğrenme metodudur. O zaman bunu tabii öğretmenlerin de çok dikkat etmesi gerekiyor. Anlatma şekillerine, empati kurma. Burada çok önem taşıyor. Kesinlikle. Kadarıyla. Bir de buradaki önemli bir husus da sevgidir. Hı hı. Aile bakın yaklaşımda o kadar önemli ki suçlamıyor, yargılamıyor. Çocuğun da kalbini kazanmış olacak ki o anne baba üzülmesin diye o çocuk da gidiyor daha dikkatli dinliyor ve anlatıyor. Peki. Sevgi dünyadaki en büyük yaptırım gücüne sahip.
Diğeri neydi? Üçüncü maddeye geçiyorum. Ya birincisi olumlu tutum, ikincisi odaklanma dedik. Odaklanmada da bu iki husustan bahsettik. Önem vermek ve etkin dinlemek. Üçüncü maddemiz de benzetmeler, kodlamalar yapmak. Şimdi bu üçüncü maddede bilginin türüne göre kodlama şekli değişiyor. Nasıl bir bilgi türlerinden bahsediyoruz? Diyelim ki isim kaydedeceksiniz. Bu bir hepimizin başına bilgi geliyor. Evet. Sizinle tanışıyoruz. Birisine tanıştıracağız. Tanıştıramıyoruz çünkü isminizi hatırlamıyoruz. Mesela. Burada mesela isimleri kaydetmenin ayrı bir tekniği var. İngilizce kelime kaydetmenin ayrı bir tekniği var. Madde madde bilgiler var. Bunun ayrı bir tekniği var. İşte diyelim bir kitabı hafızaya almak istiyorsunuz. Bunun ayrı bir tekniği var. Bilginin türünden kastım aslında bunlar. Hı hı. Yani hafızanıza kaydetmek istediğiniz bilginin türüne göre bir teknik uyguluyorsunuz. Hı hı. Burada teknik değişiyor. Buna çok kısa bir örnek vereceğim. Dördüncü ortak maddemiz, bu üçüncü maddemiz değişken madde türe göre. Dördüncüsü ise tekrar. Tekrar. Tekrar etmek. Bakın birçok kişi bilgiyi öğreniyor, bir bilgi ediniyor ve daha sonra bu bilgiyi tekrar etmediği için hatırlamakta zorlanıyor. Ne kadar zaman içerisinde tekrar etmemiz gerekiyor? İlk tekrarın 45 saat içerisinde, ilk 45 saat içerisinde yapılması lazım. 45 saat geçtikten sonra yapacağınız bir tekrar beyinde yeni bilgi olarak algılanıyor. Hmm. Ve tekrar ekstra efor harcanıyor. Yani ilk kayıt en zorudur. Biz o kısmı geçmişiz, bir kez kaydetmişiz ama tekrar etmediğimiz için 45 saat sonunda o bilgiyle karşılaştığımızda beynimiz ona yeni bilgi muamelesi yapıyor ve ekstra tekrar efor harcıyor. O yüzden ilk 45 saat içerisinde öğrendiğiniz bir şeyi tekrar etsin. Daha sonraki tekrar bir hafta, sonraki bir ay, sonra üç ay, sonra altı ay, sonra aralıklar bir yıl. Aralıklar vermemiz gerekiyor. Araları aça aça tekrar ediyor. Öğrenciler bu noktada en büyük yanlışı herhalde ara vermek maalesef oluyor. Maalesef arayı çok fazla veriyorlar. Öğretmen dersi anlatıyor. Daha sonra bir hafta içerisinde bu bilgi tekrar edilmiyor. Hı hı. Daha sonra işte iki ay geçiyor, sınav günü geliyor. Sınav günü gelmeden bir gün önce öğrenci harıl harıl o dersleri tekrar etmeye çalışıyor. Ama sıfırdan öğrenmiş gibi efor harcamak zorunda kalıyor. Ders bitiyor, bir daha tekrar yok. Yıl sonundaki sınav varsa işte o zaman tekrar yükleniyor. İnanılmaz bir zaman kaybı ve israf. Tekrarın, bakın bu sınav şampiyonlarını televizyonlara konuk aldıklarında hepsi bir şey söylüyor. Hepsi ortak olarak düzenli ders çalıştım diyor. Düzenli aslında ders çalıştım. Düzenli tekrar ediyor. Açılımı bu oluyor yani. Aynen tekrar. Öyle. Düzenli tekrar peki edilmesi. Yazma bu konuda ne kadar son maddede çıkıyor? Not almak zaten. Hmm. Tekrar yaptım. Bu tekrar yapabilmek için etkin not almam lazım. Hı hı. Söz uçar yazı kalır. Alim unutur kalem unutmaz demişler. Etkin not almak da çok çok önemli. Bütün bu tekniklere baktığınız zaman karşınıza şu çıkıyor hafıza tekniklerinde. Beynin sağ tarafını etkin olarak kullanmak. Hı hı. Şimdi beynimizde işte sol beyin sayı, mantık, listeleme, detay, yazma, matematiksel işlemlerle ilgileniyor. Sağ taraf görsel kısım, duygusal, hayal gücü, renk, müzik, ritim. Sağ beyinle ilgili. Bizim eğitim sistemimiz ve dünyadaki birçok eğitim sistemi sol beyni çalıştıran ve geliştiren sistemler. Sağ tarafı devreye aldığınız zaman, bunu geliştirip bunu devreye aldığınız zaman bu sinerjiden muhteşem bir sonuç ortaya çıkıyor. Yani aslında bizim kendi noktamızı da bilmemiz lazım. Hangi tarafı daha çok çalıştırıyoruz, evet. Öbür tarafa da biraz yüklenmemiz evet. Gerektiğini düşünüyorum. Denge ben. Olacak. Dengeli. Yani evet, dengesizlik olduğu yani zaman... Sadece sol, sadece sağla olmuyor. Dengesizlik. Tek kanatlı kuş uçamıyor. İkisini bir araya getirdiğiniz zaman uçmaya başlıyorsunuz. Hı hı. Bilgileri çok hızlı kaydediyorsunuz. Bunu her şeyde yapabiliyorsunuz. Bakın not alırken yazabilirim, madde madde yazabilirim. Burada bir örnek göstereceğim. Çok basit şeylerle bu hatırlama oranını yükseltebilir kişiler. Hoca ders anlatıyor. Biz şu an Marmara bölgesindeyiz. Coğrafya dersi anlatıyor. Diyor ki coğrafya dersinde konumuz Marmara bölgesinin illeri. Hı hı. Diyor ki iller 11 tane il var. İstanbul, İzmit, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Yalova, Adapazarı, Tekirdağ diyor. Bunu öğrenciler ne yapıyor? Birden 11'e kadar madde madde yazıyor. Aynı şekilde tık 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 yazıyor. Hatırlamak için defalarca tekrar yapıyor. Ama bir kişi ne yapıyor? Beyninin sağ tarafını çalıştırıyor. İşin içerisine görsellik katıyor. Bir akrostiş oluşturuyor ve bakın şu şekilde not alıyor. Bu nedir? Bir koltuk. Bu nedir? Bu Marmara bölgesinin illeridir. Ama nasıl yapmış? İstanbul'un iyisini bir mumla simgelemiş. İzmit'in iyisini de bir mumla simgelemiş. Koltuğun sırtlıklarına Bursa, Balıkesir, Bilecik'i temsil edecek şekilde B harflerini yerleştirmiş. Çekyata'da Edirne. Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Yalova, Adapazarı, Tekirdağ demiş. Aha. 11 tane ili resmetmiş. Beynin sağ tarafını burada etkin olarak kullanmış. Hayal gücünü etkin olarak kullanmış. Ve bu fotoğrafı insan çok daha kolay hatırlıyor.
Görsellik çok baskın bir kanaldır hatırlamada. Resmedebildiğiniz, anlamlandırabildiğiniz bilgileri çok daha kolay hatırlarsınız. O yüzden mesela insanlarla tanıştıktan aylar sonra karşılaştığınızda dersiniz ki ben sizi bir yerden hatırlıyorum ama isminizi hatırlayamıyorum. Yüz görseldir, beynin sağ tarafı orada etkindir onun kaydında. İsim mantıksal bir şeydir, farklı, onu hatırlamak farklı şekilde yazarsak da galiba evet, etkin oluyor değil mi? Zaten hiçbir teknik bilmeyen bir insan, hafıza tekniklerinin hiçbir tanesini bilmeyen bir insan, böyle hayal gücünü çalıştıramayan bir kişi şu üç şeyi yapsa yine çok daha hızlı hatırlar. Yani hiçbir şey yapamıyorsanız şu üç şeyi ne olursunuz yapın. Bir, renkli yazın. Renkli kalemleri etkin olarak kullanın. Renkleri kullanın. Beynin sağ tarafıyla ilgilidir renkler. Renkli yazın. İki, farklı yazın. Farklı yazıdan kastımız nedir? Bir yazı büyüklüğünüz vardır, bir puntonuz var. O büyüklüğü aşın. Çok büyük yazın ya da çok küçük yazın. Yamuk yazın. Kopya yazın. Ya, en son ona geleceğim. Üç de farklı yere yazın. Farklı yere yazmaktan kastım ne? Benim bir defterim var diyelim ki her zaman o defteri yazmazsam. Gidip resim defterine yazarsam, cama, işte sıraya, tahtaya, efendim söyleyeyim o post-itlere yazarsam. Nereye yazdığını hatırlamazsa ne olacak? Birçok yere yazıyor mesela resim defterine yazıyor, öbür tarafta gidiyor başka yok, benim kastım her zaman bir farklı bir şey kullanmak değil. Bakın bir örnek vereceğim, olay daha iyi anlaşılacak. Bundan zannediyorum 5 ya da 6 yıl önceki bu üniversiteye giriş sınavının şampiyonunun evine gittiler. Annesiyle röportaj yaptılar. Dediler ki çocuğunuz nasıl şampiyon oldu? İşte nasıl sorulara doğru cevap verdi? Gelin size odasını göstereyim dedi. Odasına gittiler. Çocuk duvarlara yazı yazmış. Duvarlar not. Ha, her zaman duvara not yazan için de artık kağıda yazmak farklılıktır. Aynı şeyi yapmayacak hiçbir zaman. Ya farklı olabildiğinde biraz önce bahsettiğiniz şey kopya olayı. Çoğu kişi öğrencilik hayatında gidiyor kopya yazıyor. Soru çıkıyor o konuyla ilgili. O kopyaya bakmadan doğru cevap verebiliyor. Niye? Farklı yazdı, farklı yere yazdı. Bir de heyecan yaptı yakalanacak diye. Beynin sağ tarafı da orada duygularda etkin olarak kullanıldı. Kolay kopyayı hatırladı. Kopyayı teşvik etmiyoruz ama kopya şeklinde yazabilirsiniz. Kesinlikle. Bakın bir veli şöyle bir şey anlatmıştı. Dedi ki hocam dedi bu anlattığınızı ben şöyle keşfetmiştim. Çocuğuma ders çalışırken birlikte kopya hazırlıyorduk. Kopya gibi yani o tekniği artık kullanıyor. Hazırlıyoruz. Daha sonra da gidecekken ben onları alıyorum dedi şeyden. Çantasından hazırladığımız. Çocuğum sınava gidiyor ama o oradaki işlem sayesinde o kadar etkin olarak hatırlıyor ki sınavda o soruların hepsini doğru cevaplayarak geliyordu dedi. Peki müzik burada nasıl hayatımıza giriyor? Mesela ben hatırlıyorum üniversitedeyken hep müzikle çalışırdım. Yani evet, müzik mutlaka kulağımda olurdu. Evet. Ama mesela bazı veliler veya kişiler diyorlar ki işte aman çocuğum müzikle çalışma, sessiz ortam olsun, evet, aman dikkat et falan diye. Evet. Ama herkes için geçerli değil sanırım. Mesela benim için geçerli değildi. Şöyle, bu kişiden kişiye bütün anlatılan değişim, yani sosyal alanlardaki şeyler kişiden kişiye farklılık gösterebilir. İşte uykuda da böyle. 3 saat uyuyup iyi algılayan, iyi bir şekilde uyanan da vardır. Müzik olayında da genel geçer tavsiye şudur, kişiden kişiye değişmekle beraber. Hı hı. Ben müziğin olumlu anlamda kişinin özellikle beynini sağ tarafına etkin olarak sürece katması anlamında faydalı olduğunu düşünüyorum. Ama özellikle biyoritmik largo tarzındaki müzikler, biyoritmik largo diye bir müzik tarzı var. Nasıl? Konsantrasyonu artıran, genellikle Mozart, Beethoven'la Tchaikovsky'nin yapmış olduğu bestelerin büyük bir kısmı bu müzik tarzına giriyor. Hı hı. Tasavvuf müziği, Hint müziği gibi düşük ritimli besteler de aynı şekilde. Burada sözlü müzikler genellikle sözlü müzikler yani bir de anlıyorsanız o sözleri, hı hı, dikkatinizin dağılmasına sebep olabilir. O yüzden bu tarz müzikler dinlemeniz daha ağırlıklı klasik müziktir bunlar. Bakın bununla ilgili çok ilginç bir şey paylaşacağım. Özellikle Avrupa'da inekler üzerinde yapıyorlar. İneklere klasik müzik dinletiyorlar. Klasik müzik dinleyen ineklerin süt veriminin arttığını tespit ediyorlar. Şimdi ben bunu anlattım Adıyaman'da seminerde. Bir tane amca en önde oturuyor. Kalktı dedi ki %100 doğru söylüyorsun. Nereden anladınız amcacığım dedim doğru söylediğini. Ben dedi yıllarca İsviçre'de yaşadım. Orada bunu uyguluyorlardı. Ben de Adıyaman'a geldim. Hayvancılıkla uğraşıyorum. Ben de uyguluyorum. İyi sonuç alıyorum. Ama evladım dedi geçen bir deney yaptım dedi. Bu hayvanlar müzikten gerçekten anlıyorlar mı diye. Ne yaptınız dedim. Gittim dedi. Bu sefer dedi hüzünlü bir müzik CD'si koydum dedi. Atıyorum bir bayağı arabesk. Bayağı denek yapmış inekleri. Evet bayağı yani yapmış. Ondan sonra atıyorum işte batsın bu dünya diye koymuş. Peki amca dedim ne oldu? Amca bakın aynen bana şöyle söyledi. Bana dedi ki bak evladım dedi. Sana yemin ediyorum
sana yemin ediyorum ki bu müziği dinleyen danalarımın gözünden yaş geldi dedi. Arabeske ağladılar dedi. Ne dinleyeceğiz? Burada biliyor ritmik largo tarzındaki müzikler çalışma esnasında konsantrasyonunuzun artmasına katkı sağlayabilir. Hı hı. Ama sözlü müzikler dikkatinizi dağıtır. Peki muhtemelen. Son olarak tabii toparlamak gerekirse bir de Twitter'dan da şöyle bir soru var. Hı. Mesela eskilerin bilmesi gereken bu kadar çok şey yoktu. Beyinleri o kadar fazla hani şeyi tutmasına evet. gerek yoktu. Şimdi çok fazla konu var diyorlar. Çok fazla buna konu. Yorumunuz ne olur? Şöyle bakın insanlarda şöyle bir algı var. Hafızanın kısıtlı kapasitesinin olduğu işte çok fazla bilgi var ama benim hafızam kısıtlı bunları alamaz diye bir inanış var. Kesinlikle yanlış. Hı hı. Çok somut daha kolay algılamak için bir örnek vereceğim. İnsan doğduğu andan 100 yıl yaşasa ve 100 yıl boyunca hiç uyumasa ve devamlı bilgi kaydetse, full HD kalitesinin üzerinde bir kalitede kayıt yapsa ve 100 yıl boyunca bunu yapsa hafızası gene dolmaz, gene dolmaz. Son tahmin edilen, son yapılan bir araştırmada şöyle bir veri paylaşıldı. Tahmin edilendir bu. Aha. Hepsini hesaplayamıyorlar. 250 milyon gigabayt kadar bir bilgiyi kaydedebileceğini varsayıyorlar. Bunu da işte beyni 100 yıl... Beyni bu kadar küçümsemeyelim diyorsunuz. 100 yıl kadarlık, 100 yıl boyunca kayıt yapsa insan zihni dolmaz diyorlar. Kişilerin en fazla yaptığı yanlışlardan bir tanesi gerçekten son söylediğiniz şey. Küçümsüyoruz. Yani kendi potansiyelimizi keşfedersek... ve bunları uygularsak neler neler yapabiliyoruz bunu canlı canlı görmelerini tavsiye ediyorum. Harikasınız. Çok teşekkür ediyorum. Bu konuyla ilgili de zaten öğrencileriniz var. Bununla ilgili de hatta okul çalışmalarınız var bildiğim kadarıyla. Tabii tabii. Bununla ilgili de mutlaka sizi konuk almak isterim neler İnşallah. Yapıyorsunuz diye. Çok İnşallah. Teşekkür ediyorum. Hepimiz bu konuyla ilgili bilgilendik ama tabii bu çok geniş bir konu. Hatta hızlı okumayla ilgili de birçok teknik tabii var. Tabii ki. Bunları da ilerleyen günlerde paylaşalım diyorum. İnşallah.